portulak, bahçelerde yaygın olarak görülen ve bitki yetiştirmeyi zorlaştıran bir yabani otlardır. Portulaklı bahçe yarlanından kurtulmak için çeşitli mücadele yöntemleri ve araçları bulunmaktadır. Bu yöntemler, portulakların yayılışını engellemek ve bahçenin verimliliğini artırmak için etkili bir şekilde kullanılabilir. Mücadele yöntemlerinden biri. Portulakları elle çekmektir. Bunun için portulakların köklerini tamamen çıkarmak önemlidir. Aksi halde tekrar büyüyebilirler. Portulakları çekmek için küçük bir bahçe çapası veya çim çekici kullanabilirsiniz. Bu yöntem, küçük bahçe alanları için etkili olabilir. Ancak, büyük veya yoğun portulak istilası olan bahçelerde daha fazla çaba ve dikkat gerektirebilir. Bir diğer mücadele yöntemi ise organik herbisitlerin kullanılmasıdır. Organik herbisitler, Portulakları öldürmek veya yayılışını engellemek için doğal bileşenler içeren ürünlerdir. Bu ürünleri kullanırken etiket talimatlarını dikkatlice izlemek önemlidir ve etkili bir sonuç için doğru zamanda uygulamak gerekmektedir. Portulaklı bahçe alanından kurtulmak için ayrıca bahçe malzemelerini doğru şekilde yönetmek önemlidir. Alanı düzenli olarak temizlemek, portulakların yayılışını engelleyebilir. Bitki artıklarını zamanında temizlemek, Portulaklara yaşam alanı sağlamamak için önemlidir. Aynı şekilde, organik gübreleri doğru oranlarda kullanmak da bahçenin sağlığını koruyabilir ve portulakların yayılmasını önleyebilir. Portulaklı bahçe alanından kurtulmak zaman alıcı bir süreç olabilir. Ancak düzenli ve etkili mücadele yöntemleri ile başarılı sonuçlar elde edilebilir. Bahçenizi portulaklardan temiz tutmak, bitki yetiştirme ve bakım sürecini kolaylaştırarak verimli bir bahçeye sahip olmanızı sağlar. Portulaklı bahçe yarlanının sebepleri ve etkileri. Portulaklı bahçe yarlanı, bahçe sahipleri için büyük bir sorun olabilir. Ancak bu sorunun ortaya çıkmasının belirli sebepleri vardır ve beraberinde çeşitli etkileri getirir. Portulaklı bahçe yarlanının en önemli sebeplerinden biri portulak tohumlarının bahçe toprağına taşınmasıdır. Portulak tohumları rüzgar veya hayvanlar aracılığıyla bahçe toprağına ulaşabilir ve burada hızla çoğalabilir. Ayrıca Portulaklı bahçe alanının sebeplerinden biri de yetersiz bahçe temizliği veya bakımıdır. Bahçe sahipleri yeterli düzeyde temizlik yapmadıklarında veya bitki örtüsünü uygun şekilde kontrol etmediklerinde portulak gibi istenmeyen bitkilerin büyümesine izin verirler. Portulaklı bahçe alanının etkileri de oldukça fazladır. Portulak, diğer bitkilerin büyümesini engelleyebilir ve topraktaki besin maddelerini tüketebilir. Bu durumda Bahçe bitkilerinin gelişimi olumsuz etkilenebilir ve verimleri düşebilir. Ayrıca, portulaklı bahçe yarlanı bahçe estetiğini bozabilir ve hoş olmayan bir görüntü oluşturabilir. Bu da bahçe sahipleri için rahatsızlık kaynağı olabilir ve bahçe kullanımını kısıtlayabilir. Portulaklı bahçe yarlanının sebeplerini ve etkilerini anlamak bahçe sahiplerine onunla nasıl mücadele edebilecekleri konusunda yol gösterebilir. Portulaklı bahçe alanını önlemek ve temizlemek için uygun mülkiyet yönetimi ve bitki kontrol yöntemleri kullanmak önemlidir. Portakallı bahçe alanını temizleme yöntemleri Portakallı bahçe alanını temizlemek için kullanabileceğiniz çeşitli yöntemler vardır. Aşağıda Portakallı bahçe alanını temizlemek için etkili olan bazı yöntemleri bulabilirsiniz. 1. El ile çekim, Küçük bir bahçeye ağlanıyorsa, portakallı bitkileri elle çekerek temizleyebilirsiniz. Dikkatlice bitkilerin köklerini topraktan çıkararak tamamen temizlenmelerini sağlayın. İkinci zararlı otların güneş ışığına maruz bırakılması. Portakallı bitkiler güneş ışığına maruz kaldığından zayıflar ve ölürler. Zararlı otları güneş ışığına maruz bırakarak köklerinin kurumasını sağlayabilirsiniz. Bu uygulama bitkileri öldürecek ve bahçenizi temizleyecektir. Üçüncü ot ilacı kullanımı Portakallı bahçe arlanında ot ilacı kullanarak otları yok edebilirsiniz. Ancak kimyasal ilaçların doğal yaşamı etkileyebileceğini ve zararlı olabileceğini unutmayın. Bu nedenle ilaç kullanmadan önce dikkatli olun. Dördüncü, biyolojik mücadele yöntemleri, portakallı bahçe arlanını temizlemek için biyolojik mücadele yöntemlerini kullanabilirsiniz. Bu yöntemde, portakallı bitkileri besleyen zararlıları kontrol etmek için doğal düşmanları kullanırsınız. Örneğin, bazı böcekler zararlı otları yiyebilir ve bahçenizi temizleyebilir. 5. Mılç kullanımı Portakallı bahçe alanını temizlemek için mılç kullanabilirsiniz. Mılç, toprağı kaplayarak otların büyümesini engeller. Ayrıca, mılç toprağın nemini korur ve topraktaki zararlı otların büyümesini zorlaştırır. Yukarıda bahsedilen yöntemler, portakallı bahçe alanını temizlemenize yardımcı olabilir. Hangi yöntemi seçersiniz seçin sürekli olarak uygulamanız ve bahçenizi düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir. 5. Kimyasal ilaçların kullanımı Portakallı bahçe yağlanından kurtulmanın bir diğer etkili yöntemi, kimyasal ilaçların düzenli kullanımıdır. Kimyasal ilaçlar Portakallı bitkileri etkili bir şekilde yok etmeye yardımcı olabilir ve bahçenizin temizlenmesini kolaylaştırabilir. Ancak kimyasal ilaçların kullanımı bazı riskler içerir ve dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir. İlk olarak doğru ilacı seçmek önemlidir. Bir uzmana danışarak bahçenizdeki portakallı bitkileri etkili bir şekilde yok edecek ve diğer bitkilere zarar vermeyecek bir kimyasal ilaç seçmelisiniz. Kimyasal ilaçları kullanırken Etiket talimatlarına dikkat etmek çok önemlidir. İlaçları doğru miktarda kullanmak ve uygulama talimatlarına uymak, hem etkili bir sonuç elde etmenizi hem de çevreye zarar verme riskini azaltmanızı sağlar. İlaçları uygularken koruyucu ekipman kullanmak da önemlidir. Gözlerinizi, cildinizi ve solunum yollarınızı korumak için uygun eldivenler, maske ve gözlük gibi ekipmanları kullanmanız önerilir. Ayrıca Kimyasal ilaçları doğru zamanda uygulamakta önemlidir. Genellikle bahar ve yaz aylarında portakallı bitkilerin büyüme dönemi olduğunda, ilaçları bu dönemde uygulamak daha etkilidir. İlacı uygulamadan önce bitkilerin narin olabileceği veya çiçek açmış olabileceği dönemleri dikkate almanız önemlidir. Kimyasal ilaçların kullanımı portakallı bahçe yarlanından kurtulmak için etkili bir yöntem olabilir. Ancak bu yöntemi kullanmadan önce riskleri anlamak ve doğru güvenlik önlemlerini almak önemlidir. Ayrıca, kimyasal ilaçların çevreye ve diğer doğal yaşam formlarına zarar verebileceğinin farkında olmak ve doğal mülteci yöntemlerini tercih etmek önemlidir. Doğal mücadele yöntemleri Portakal, etkili bir mücadele yöntemi arayan bahçe sahipleri için doğal mücadele yöntemlerini denemek isteyebilir. Bu yöntemler, kimyasal ilaç kullanmadan portakal bitkilerini kontrol altına almayı amaçlar. Birinci elle çekme, portakal bitkilerini kontrol etmek için en kolay ve çevre dostu yöntemdir. Bitkinin kökünden destek alarak bitkiyi devirmek veya kökünden çekmek, Bitkiyi tamamen ortadan kaldırmak için etkili bir yöntemdir. Bu yöntemle bitkileri doğrudan hedef alarak diğer bitkilerin zarar görmesini engelleyebilirsiniz. İkinci ortamı değiştirme. Portakal bitkileri nemli ve gölgeli bölgelerde daha hızlı büyür. Bu nedenle Bitkileri kontrol etmek için ortamı değiştirmek etkili olabilir. Bitkilerin güneş ışığı almasını sağlamak ve toprağı kurutarak bitkinin gelişimini yavaşlatmak için de gün adımlar atabilirsiniz. Üçüncü doğal bariyerler, portakal bitkilerini kontrol altında tutmak için doğal bariyerler kullanabilirsiniz. Örneğin, Portakal bitkisinin yayılmasını önlemek için çitler veya engeller kullanabilirsiniz. Bu, bitkilerin diğer bölgelere yayılmasını sınırlayarak bahçenizin kontrolünü sağlar. 4. biyolojik kontrol. Portakal bitkilerini kontrol etmek için doğal düşmanlarından yararlanabilirsiniz. Bazı böcekler ve hayvanlar portakal bitkilerini yemek için vardır. Bu doğal düşmanları bahçenize getirerek portakal bitkilerinin yayılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu yöntem büyük dikkat gerektirir çünkü diğer bitkilere zarar verebilirler. Doğal mücadele yöntemleri kimyasal ilaç kullanımını azaltarak bahçenizin ekolojik dengeye katkı sağlar. Ancak etkili sonuçlar alabilmek için düzenli ve istikrarlı bir şekilde uygulama yapmanız önemlidir. Makine ve ekipman kullanımı, portulaklı bahçe alanından kurtulmanın etkili bir yolu, uygun makine ve ekipman kullanımıdır. Bu yöntem. Portulakları ortadan kaldırmak ve bahçenizi temizlemek için en hızlı ve verimli yol olabilir. Bu amaçla kullanabileceğiniz bazı ekipmanlar, çim biçme makinesi, Portulakları kesmek ve bahçenizi düzgün bir şekilde kesmek için çim biçme makinesi kullanabilirsiniz. Tırmık, portulakları sökmek ve toprak yüzeyini düzeltmek için tırmık kullanabilirsiniz. Dikkatli ve sabırlı olun. Çünkü kökleri derinlere girebilir. Çapa, portulakları kökünden kesmek için çapa kullanabilirsiniz. Kullanmadan önce çapa bıçağını sivri tutun ve dikkatli bir şekilde kullanın. Yabani otlar için özel aletler portulakları ve diğer yabani otları kontrol etmek için özel olarak tasarlanmış bazı aletler bulunmaktadır. Bu aletler, portulakları kolayca sökmenize ve çıkarmanıza yardımcı olabilir. Makine ve ekipmanları kullanırken dikkatli olun ve doğru güvenlik önlemlerini alın. Makineleri ve ekipmanları kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun ve talimatları doğru bir şekilde izleyin. Portulaklı bahçe alanından kurtulmak için makine ve ekipman kullanımı, zaman ve emek tasarrufu sağlayan etkili bir yöntem olabilir. Doğru ekipmanları kullanarak portulakları tamamen ortadan kaldırabilir ve bahçenizi temiz ve güzel tutabilirsiniz. 11. Portakal Bahçesi alanındaki yabani otların biyolojik mücadelesi Portakal bahçeleri Verimli toprağı ve iklimiyle meyve yetiştirmek için ideal alanlardır. Bununla birlikte, portakal bahçelerini olumsuz etkileyebilecek birçok sorun da vardır. Yabani otlar bunlardan biridir. Yabani otlar, portakal ağaçlarının büyümesini ve verimini azaltabilir. Bu nedenle, portakal bahçesinde yabani otlarla mücadele etmek önemlidir. Portakal bahçesi alanında yabani otlarla biyolojik mücadele yapmanın birkaç yöntemi vardır. Bir öncelikli yabancı ot kontrolü, bu yöntemde yabani otlara karşı kullanılan biyolojik ajanlar kullanılır. Bu ajanlar, yabani otlara zarar vermeden onları kontrol edebilen doğal düşmanlardır. Örneğin, yabani otların kontrolünde kullanılan doğal düşmanlar arasında böcekler, nematodlar ve mantarlar bulunur. Mekanik kontrol, bu yöntemde, yabani otların fiziksel olarak çıkarılması veya yok edilmesi kullanılır. Bu yöntem için kazıma, çekme. Biçme veya yüzey temizleme gibi mekanik araçlar kullanılabilir. Kimyasal kontrol, bu yöntemde, yabani otları kontrol etmek için kimyasal herbisitler kullanılır. Ancak, kimyasal kontrol yöntemi, çevreye ve portakal ağaçlarına zarar verebileceğinden dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Örtüleme, yabani otları kontrol etmek için portakal bahçesi yüzeyine örtü malzemeleri yerleştirilebilir. Bu malzemeler, Yabani otların ışık ve hava almasını engelleyerek onların büyümesini engeller. Portakal bahçesi alanında yabani otlarla mücadele etmek için farklı yöntemlerin kullanılması önemlidir. Mücadele stratejilerinin etkili olabilmesi için yöntemlerin düzenli olarak uygulanması ve yabani otların büyümesini engellemek için önleyici önlemler alınması gerekir. Yabani otlarla mücadele Portakal bahçesi sahiplerinin verimli bir üretim sağlamaları için önemli bir adımdır. 11. Doğal mülkiyet yöntemleri Portakal bahçesi alanından kurtulmanın kimyasal olmayan yöntemleri de mevcuttur. Doğal mülkiyet yöntemleri, portakallı bahçe alanının temizlenmesinde etkili ve çevre dostu bir yaklaşımdır. Bu yöntemlerin kullanılması, bitki örtüsünü korumak ve toprağın doğal dengesini iyileştirmek için önemlidir. Mekanik yöntemler bu yöntemler portakal bitkilerini fiziksel olarak ortadan kaldırmak için kullanılır. Çapa, kesim, yabani otların elle çekilmesi gibi mekanik yöntemler kullanılarak portakal bitkileri öldürülebilir. Bu yöntemler, bitki köklerinin tamamen çıkarılmasını sağladığından oldukça etkilidir. Biyolojik yöntemler, biyolojik yöntemler portakal bitkilerini kontrol etmek için doğal düşmanları kullanır. Biyolojik savaş ajanları zararlıları kontrol etmek ve doğal dengenin yeniden sağlanmasına yardımcı olmak için kullanılır. Örneğin, portakal bahçesi alanında bulunan böceklerle beslenen yırtıcı böceklerin sayısının artırılması, portakal bitkilerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Mulç yöntemi, mulç yöntemi, bitki örtüsünün üzerine tırmık yardımıyla ince bir tabaka organik malzeme serilerek portakal bitkilerinin büyümesi engellenir. Bu yöntem bitkilerin ışık ve hava almasını engellediği için bitkilerin zayıflamasına ve ölmesine neden olabilir. Ekolojik yöntemler, ekolojik yöntemler, portakal bahçesi alanı için gün bitki türlerinin seçimini içerir. Portakal bitkilerinin doğal düşmanlarına karşı dayanıklı olan bitki türlerinin seçilmesi, Portakal bahçesi alanının doğal bir şekilde kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Bu yöntem, kimyasal maddelerin kullanımını azaltır ve biyolojik çeşitliliği artırır. Bu doğal mülkiyet yöntemlerini kullanarak, portulaklı bahçe alanından kurtulma süreci daha çevre dostu ve sürdürülebilir hale gelebilir. Bu yöntemleri uygulamak, doğal dengeyi korumak ve bitki örtüsünün sağlıklı bir şekilde gelişmesine izin vermek için önemlidir. Portulaklı bahçe alanı nasıl kontrol altına alınabilir? Portulaklı bahçe alanını kontrol altına almak için birkaç yöntem vardır. İlk olarak, Portulak bitkilerini çekmek veya kazmak için el aletlerini kullanabilirsiniz. Dikkatlice bitki köklerini çıkarmaya özen gösterin, aksi halde tekrar büyüyebilirler. Ayrıca portulak tohumlarının yeryüzüne çıkmasını önlemek için düzenli olarak bahçenizi kazabilir ve toprak üstündeki bitkileri temizleyebilirsiniz. Portulaklı bahçe alanını temizlemek için doğal yöntemler nelerdir? Portulaklı bahçe alanını doğal yollarla temizlemek için birkaç yöntem deneyebilirsiniz. Birinci seçenek olarak, Beyaz sirke veya elma sirkesi kullanarak bitkilerin üzerine püskürtme yapabilirsiniz. Bu asidik sıvılar portulak bitkilerini öldürebilir. Diğer bir seçenek ise tuzlu su kullanmaktır. Tuzlu su püskürtmek portulak bitkilerini kurutabilir. Ancak doğal yöntemler kullanırken dikkatli olun. Çünkü bazı bitkilerin de zarar görebileceğini unutmayın. Kimyasal ilaçlar kullanmadan portulaklı bahçe alanını temizleyebilir miyim? Evet. Portulaklı bahçe alanını temizlemek için kimyasal ilaçlar kullanmadan da birkaç yöntem deneyebilirsiniz. Örneğin, portulak bitkilerini düzenli olarak kazmak veya çekmek oldukça etkilidir. Bitkilerin köklerini çıkarmaya özen göstererek tekrar büyümesini engelleyebilirsiniz. Ayrıca Bahçenizdeki toprak üstündeki bitkileri temiz tutmak da portulakların yayılmasını engelleyecektir. Portulaklı bahçe alanını kontrol altına almak ne kadar zaman alır? Portulaklı bir bahçe alanını kontrol altına almak zaman alabilir. Çünkü portulak bitkileri hızlı bir şekilde yayılabildiğinden sürekli olarak müdahale etmeniz gerekebilir. Ancak düzenli ve etkili bir mücadele yöntemi uygularsanız Portulak bitkilerinin büyümesini kontrol altına alabilir ve zaman içinde yok edebilirsiniz. Sabır ve düzenli bakım bu süreçte önemlidir. Portulakların bahçeme geri dönmemesi için ne yapabilirim? Portulakların bahçenize geri dönmemesi için birkaç önlem alabilirsiniz. Öncelikle portulak bitkilerini tamamen temizlediğinizden emin olun. Bitkilerin köklerini izole etmek için çevrelerine bir bariyer oluşturabilirsiniz. Ayrıca Düzenli olarak bahçenizi kontrol ederek herhangi bir portulak bitkisi fark ettiğinizde hemen çekip çıkarmalısınız. Bu şekilde portulakların tekrar büyümesini önleyebilirsiniz. Portulaklı bahçe alanından nasıl kurtulabilirim? Portulaklı bahçe alanından kurtulmak için birkaç yöntem vardır. İlk olarak portulakları manuel olarak çekip çıkartabilirsiniz. Kök saplarını topraktan tamamen çıkararak bitkileri ortadan kaldırabilirsiniz. Ayrıca portulakları üzerine çiftçilik yapmadığınız bir örtü ile örterek güneş ışığını keserek bitkilerin ölmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca kimyasal ilaçlar kullanarak portulakları yok etmek de bir seçenektir. Yerel bir ziraatçıdan bu konuda tavsiye alabilirsiniz. Portulakların bahçede çoğalmasını nasıl önleyebilirim? Portulakların bahçede çoğalmasını önlemek için öncelikle bitkileri tamamen çekip çıkarmanız gerekmektedir. ile birlikte bitkileri çıkarttığınızdan emin olmalısınız. Daha sonra toprağınızı düzgün bir şekilde havalandırmanız, düzenli olarak sulamanız ve gübrelemeniz gerekmektedir. Ayrıca bahçede dolaşırken portulak fidelerini fark ederseniz, bunları hemen çekmeli ve imha etmelisiniz. Bu şekilde portulakların çoğalmasını önleyebilirsiniz.